İyi günler sevgili seyirciler. Bugün bütçe rakamları üzerine konuşacağız. Ocak-Ekim 2019 döneminde 718 milyar lira vergi toplayan hükümetimiz, yani gelir elde toplayan hükümetimiz 819 milyar lira gider harcamada bulunmuştur. Neticede bütçe 100 milyar 700 milyon TL açık vermiştir. Şimdi oysa hükümetimiz daha önceki hedeflemesinde 80 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedeflediğini izah etti, açıklamıştı. Şimdi bugün ortaya çıkan bu 100 küsur milyar lira bütçe açığı neden kaynaklanıyor? Bir iki kalemde ona bakacak olursak bugün devlet vergi toplayamıyor. Geldiğimiz son noktada giderleri arttı ama gelir toplayamıyor. Gelirleri, yani vergiler toplayamıyor daha doğrusu. Neden? İnsanımız kazanamıyor. Kazanmadığı için malum iflaslar var. Dahası var, ödeyemiyor. Bunun bu tahsilatından dolayı kaynaklanan kongortatolar, fabrikaların yakanları, intihar eden insanları görürüz. Neticede vatandaşın parası olsa bunu ödeyecek. Bakıyoruz ki devletin vergilerin üzerine, yani vergilerini ödemeyenlere uyguladığı matrah %40'ı buluyor yani. Bankalar daha ucuz kredi veriyorlar. Buna rağmen halkımız ödeyemiyor. Demek ki kazanamıyor. Şimdi bu parasal darlık, yani sıkı para politikası, mali disiplin adım verdiğimiz bu program, bu hastalığın getirdiği hastalık bu. Hani Türkiye'nin imkanlarını genişleyen geniş malı para politikası uygulaması lazım ki millet kazansın, ticaret dönsün ve insanlar bol bol vergi versinler. Şimdi bu Türkiye iktidarın uyguladığı bu malum IMF reçetesi, her ne kadar adını gizleseler de Türkiye'yi bir felakete götürüyor. Üzücü, yani işte Merkez Bankası'nın yedek akçesine 46 milyara el konuluyor, işsizlik fonundan transferler yapılıyor. İşte İmar Barışı'ndan 10 küsur milyar lira para getirdiler, bedelli askerlikten. Yani ne kadar su dökerseniz bu yangın sönmüyor. Yani bu programın, yani bu neoliberal kapitalist ekonominin tedaviye ihtiyacı var. Özetle yani bu çıkmaz sokakta biz ne kadar debelenirsek debelenelim iyi değil, yani sonuç iyi değil, olmayacak.